Gel. Beni çağırmışsınız Sinem Hanım. Gel Serkan'cığım, otur. Merak etme, seni güzel bir şey için çağırdım. Seni teknik müdürlüğe terfi ettirdim ama bir tek senin haberin yok sanırım. Ben de o konuyla ilgili konuşmak istiyordum da fırsat bulamadım bir türlü. Ne oldu, bu terfi olayı hoşuna gitmedi mi yoksa? Estağfurullah, olur mu öyle şey? Öncelikle çok teşekkür ederim tabii ki. Ama sırf patron namadiyim diye yapıyorsanız bunu, ben hak etmediğim bir şeyi kabul edemem. Oo Serkan Bey. Sonunda geldiniz ha, otur otur. Biz de tam onu konuşuyorduk. Serkan ona torpil yaptığımızı düşünüyor. Doğru düşünüyor. Doğru söylemiş çocuk. Alt üstü asansörden iki kişiyi kurtarmış. Ne var ki bunda? Evet, ben de öyle demek istedim. Şaka yapıyorum oğlum, şaka yapıyorum. Serkan, oğlum bak sen çok büyük bir iş başardın. Biz de bu sayede teknik eksikliklerimizi gördük yani. Ya öyle ama benim içim rahat değil. Rahat olsun, rahat olsun. Benim torpilim seni ancak burada bulaşıkçı yapmaya yetti. Büyük kararları ben almıyorum. Patron alıyor. Öyle. Nurettin de bu asansör olayını duyunca çok üzüldü. Aklımı kaçıracak gibi oldum ya. Kızım asansörde kalmış. Benim haberim yok. Ya sen yetişemeseydin? Gerekirse o asansörü yerinden sökerdim, yine kurtarırdım Alize'yi. Ay sökmüş kadar oldun zaten. Nurettin asansörü bir açışı vardı böyle iki eliyle. Koçum benim be, işte benim damadım bu. Sadece kol kaslarımız değil, asıl bu kaslarımızı kullandık. İşte tam da bu yüzden alıyorsun bu terfiyi. Hayırlı olsun Serkan. Teşekkür ederim. O zaman ben müsaadenizi isteyeyim. Müsaade senin. Ay Nurettin, farkında mısın? Resmen kurguladığın evlilik gerçek oluyor. Alize deyince nasıl aslan gibi kesildi ama. Sinemciğim, öngörü dedim mi Nurettin. Aman sen de hiçbir fırsatı kaçırma. Bak, Alize ve Serkan için ne kadar doğru bir karar verdiysem, ikimiz için de çok doğru bir karar verdim, göreceksin.